Çok teşekkür ederim Filiz teyzeciğim. Tamam, Filiz teyzeciğim. Çok sağ ol. Öksürdü öksürdü kuruluktan. Sibel. Çok sağ ol. Bir dakika teyzeciğim. Ben konuşmak istiyorum. Filiz teyze, yani son günümüzdeyiz ya. Bugün final günü. Evet. Yani karıştırabilecek puan mı? Ya da seni şaşırtabilecek puan mı? Ya beğendiğin tabağı nasıl bu vaziyette bir verebiliyorsun? Ya biri hak edebilecek tabak değil o. Ya bizim bütün kaderimiz sizin ağzınızın içine bakıyoruz. Ne yapayım Merve'cim yani şans. Ben yani ne yapayım diye bir yani, şey yok. Ellerine sağlık. Biz güzel burada olmuş. Ama bir dakikalarla, dakikalarla savaşıyoruz. O kadar yol tepip geliyoruz. İşimizi gücümüzü bırakıyoruz. Evimizi bırakıp geliyoruz. Size daha iyi bir şekilde bir şeyler sunabilmek için. Ben bugün gerçekten tatlımdan daha emindim. Ama bir değildi o. Biz buraya keyfe, kedere oturarak yemek yapmıyoruz. Ya da şeflerimiz bize yemek yaparak önümüze getirip size sunum yapılmıyor. Biz burada hem bu... savaş veriyoruz. Dört rakibiz. Hem savaş veriyoruz. Hem size çene yarıştırıyoruz. Hem önünüze düzgün bir yemek çıksın diye çaba sarf ediyoruz. Gecemizi gündüzümüzü katıyoruz. Ama sizin dediğiniz tek şey şu. Heyecanlandım. Ne yapayım? Ben bunu kabul yani. Etmiyorum. Ya Merve zaten şimdi şöyle bir şey var. Yani tamam haklısın kabul etmiyorsun ama hadi sen hani diğer kayınvaliden de bir aldın. Şimdi tamam savunuyorsun tabağını ama ben diğer kayınvaliden 5 aldım. Yani kabarmış kek. Ya elimde değil ya ne yapabilirim? Çok çırptım anne. Çok çırpınca kabardı yani. Bu benim suçum değil. Kabarınca da bana verdikleri kahve yeterli gelmedi. Çok kabardı. Ben aynı durumu yaşadım. Demek ki kekimizin bir tarafı bir tık fazla kabardı. Kayınvalidem de benimkine kuru dedi. Şenay teyze yani onunkine şey kuru yok. Dedi. Ağzından hatta öksürdü su içti. Çok işte güveniyordum bak, senin mi? Gibi tatlıma yani. Ben de kendime kuruldu kayınvalideme gelmiş. Sen de aynı şey. Şans yani ben, ama benim elimde değil. Ya. Sen bana çok çırp dediğin için çok kabardı. Bana verilen o kahve bir bardaklıktı. Ve ben döktüğümde yetersiz kalması i̇şte benim suçum değil. Ama sen bunu bak şimdi ben de buna kızıyorum. Ben burada her şeyi düşünüyorum. Sen ama bunu hayatım ben sizin ölçünüzü bilmiyorum ki ya. Söylediğini söyleyip duruyorsun Sibel. Anne nasıl bilmiyorsun? Yeter. Biz burada yazmadık. Allah Allah. Ya. Bak bir şey söyle. Hayır ben kabul etmiyorum. Biz burada bir su bardağı... kahve diye yazmadık mı? Nursel Hanım zaten tarifleri verirken aklımızda, siz nerede duyuyorsunuz? Aklımızda kalmamış olabilir. Yazmadık mı ya? Ama sonuçta sizde gördüğünüz Allah. Malzemeler ben, belli. Görebiliyorsunuz malzemeleri. Ben nasıl aklımda tutuyorum o zaman? Siz gençsiniz. Biz o kadar genç olmadığımız için belki de tutamıyoruz. Yani. Yaparken çok gençler. Geçmişi çok güzel aklınıza tutuyorsunuz. Hiçbir şey unutmuyorlar. Buraya gelince böyle hafızaları bir gidiveriyor.